Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber suggestions konusunu işleyeceğiz. Suggestion İngilizce'de teklif etme, ileri sunma gibi anlamlara gelir. Suggestionlar karşımızdaki bir insana bir öneride bulunurken, bir teklifte bulunurken kullandığımız yapıları içerir. Suggestionlarda en çok karşımıza çıkan yapı arkadaşlar, birincisi nedir? Let's yapısıdır. Let's arkadaşlar Türkçe'de hadi anlamında kullanılır. Let's go to the theater. Hadi tiyatroya gidelim. Bakın ne yaptık? Karşımızdaki bir insana bir öneride, bir tavsiyede bulunduk. Daha sonra karşımıza en çok çıkan bir yapıda arkadaşlar shall we ve shall I yapısı. Shall kalıbı arkadaşlar we ya da I öznesiyle fiilin yalın haliyle kullanılır. Bakın arkadaşlar, shall'den sonra ya we gelecek ya da I öznesi gelecek ve buradan sonra gelen fiil ne olmalı? Birinci halde olmalı. Yani yalın halde olmalıdır. Shall I help you? Sana yardım edeyim mi? Bakın arkadaşlar, shall var ve arkasında hemen I öznesi ve help fiilim sade, hiçbir ek almamış. Yani yalın halde gelmiştir. Shall we go to the park? Parka gidelim mi? Dediğimde yine aynı şekilde shall'den sonra we öznesi ve fiilimin de yalın hali gelmiştir. Shall we take a taxi? Taksiye binelim mi? Dediğimde yine aynı şekilde shall, we ve yine fiilimin yalın hali arkadaşlar. Diğer bir kalıbımız why don't you ve why don't we? Bu kalıp da arkadaşlar you ve we özneleriyle kullanılır ve yine fiilimiz nedir? Yalın halde arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Hemen örneklerimize baktığımızda why don't you see a doctor? Neden bir doktora görünmüyorsun? Karşımdaki insan arkadaşlar ne yaptık? Bir öneride bulunduk. Why don't we drink some coffee? Neden kahve içmiyoruz? Bakın yine karşımdaki insana bir öneride bulundum. Dikkat etsek arkadaşlar öznemiz we ve fiilimiz drink fiili yine yalın halde. Diğer örneğimiz why don't you help me? Neden bana yardım etmiyorsun dediğimde bakın yine why don't you kalıptır. You öznesi ve fiilim yine arkadaşlar yalın halde. Bunlara dikkat ediyoruz. Let's kalıbını yanına herhangi bir özne getirmeden sade yalın halde fiille kullanırız. Arkadaşlar açıklamamızdan şu çıkıyor. Let's'ten sonra arkadaşlar direkt ne gelir? Direkt fiil gelir ve fiilin birinci hali. Bir daha söylüyorum. Let's kalıbı arkadaşlar özne ile kullanılmaz. Sadece kendinden sonra direkt fiil gelir arkadaşlar. Let's play football. Hadi futbol oynayalım. Let's go by bus. Hadi otobüsle gidelim. Bakın arkadaşlar önümüze bakıyoruz. Let's kalıbından sonra go fiilleri gelmiş. Ve herhangi bir I, you, we, they, he, she, it gibi bir öznemiz yok. Let's watch a comedy film dediğimde, hadi bir komedi filmi izleyelim. Aynı şekilde let's ve fiilimizin birinci hali kullanılmış. Let's eat some ice cream. Hadi dondurma yiyelim dediğimizde, bakın let's'ten sonra yine direkt fiil gelmiş arkadaşlar. Herhangi bir öznemiz burada mevcut değil çünkü kullanılmaz. Evet. Could ve can yapısı yine her zaman karşımıza çok çıkan yapılar arkadaşlar. Can ya da could kalıbıyla biz yine fiilleri direkt ne yapıyoruz? Yalın kullanıyoruz. Hemen arkadaşlar örneğimize bakıyoruz. We can go to the theater dediğimde biz tiyatroya gidebiliriz. Bakın can karşımıza yine fiil yine yalın halde geldi arkadaşlar. She could take an aspirin. O bir aspirin alabilir. Could'dan sonra yine gelmiş. Yine fiilimiz yalın halde. I could help you with the dishes dediğimizde bulaşıklarda sana yardım edebilirim. Bakın could ve help. Can, could ve could arkadaşlar neydi? Bir karşımızdaki insana bir tavsiyede bulunurken kullandığımız bir yapı. Benzerini siz çözün kısmına geldiğimizde I am hungry. Ben açım.
go to a restaurant dediğimde bakın boşluktan sonra gelen fiilime dikkat ediyorum. Fiil direkt yalın halde gelmiş. Bakın arkadaşlar ve herhangi bir öznemiz yok. You veya I, he, she, it gibi özne yok. Bakın why don't'tan sonra ne gelmesi lazımdı? Ya you gelmeliydi ya da we gelmeliydi. Bakıyorum burada you veya we var mı? Hayır yok. O zaman Adana şıkkımız elendi. B'ye baktığımda yine aynı şekilde could you gibi bir özne alması gerekir. Ama boşluğumuzdan sonra veya boşluğumuzun içinde herhangi bir özne olmadığı için Bursa şıkkımız elendi. Hemen Denizli'ye baktığımızda yine aynı şekilde shall'den sonra ya we gelecekti ya da I öznesi gelecekti arkadaşlar. Dolayısıyla burada we veya I olmadığı için Denizli de gitti. Ve doğru cevabımız Ceyhan kaldı. Çünkü less'ten sonra ne geliyor arkadaşlar? Less'ten sonra direkt fiil geliyor ve fiil hiçbir ek almıyordu. Fiilin birinci hali. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Az önce arkadaşlar çözdüğümüz örneğin aynısı. I am hungry. Cevabımız let's go to a restaurant. Çünkü fiilimiz burada direkt yan halde geldiği için burada herhangi bir özne I veya we olmadığı için cevabımız direkt. Çünkü let kendinden sonra arkadaşlar ne yapar? Direkt fiil gerektirir. Evet arkadaşlar konumuzla ilgili birkaç tane soru çözelim. Hemen birinci sorumuza baktığımda I am bored. Ben sıkıldım. Cevabımız da arkadaşlar bu tür sorularda, diyaloglarda, karşılıklı konuşmalarda biz şuna dikkat ediyoruz. Verilen cevap bizim için çok ama çok önemli bir ipucu. Onun için buna dikkat ediyoruz. Okay, good idea dediğimde tamam, iyi bir fikir diyorsa demek ki burada ne vardır arkadaşlar? Burada bir tavsiye vardır. O zaman arkadaşlar tavsiye, öneri kalıplarımız hangisiydi? Shall we ve why don't you değil mi arkadaşlar? O zaman A ve B, Deniz A ve D şıkları elendi. Hemen B şıkkına bakıyorum. Shall we go to park? Okay, good idea dediğimde cevabımız arkadaşlar mantıklı olarak Bursa kalıyor. Bir de C şıkkına bakalım. Why don't you study harder? Neden daha sıkı ders çalışmıyorsun dediğimizde ben çok sıkıldım. Neden çok sıkı çalışmıyorsun dedim. Bu mantıksız bir cümle olduğu için cevabımız Bursa oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. It is sunny today. It is sunny today. Bugün hava güzel. Bugün hava güneşli. Güzel bir ifade. Ve let's yapısı var arkadaşlar. Hemen let's ile ilgili kuralımız neydi arkadaşlar? Let's'ten sonra direkt ne geliyordu? Direkt fiilin kendisi geliyor arkadaşlar. O zaman fiille başlayan bir yapı bulacağım. Bakıyorum arkadaşlar. A you play olduğu için, B'de we swim olduğu için, C'de I olduğu için bunların A, B ve C şıkları elenir ve direkt cevabımız Denizli. Neden? Çünkü less'ten sonra direkt fiil geleceği için ve burada go fiili geldiği için cevabımız direkt Denizli çıkar arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldiğimizde What shall we do tonight? Bu gece ne yapalım? Bir şeyle yapalım mı? Anlamında kullanıldığı için What shall we do tonight? Bu gece ne yapalım? Dediğimizde We could watch a film dediğimizde yine arkadaşlar bakın suggestion yani karşımızdaki bir insana bir öneride, bir tavsiyede bulunurken kullandığımız neydi? Could vardı, can vardı, shall, why don't you ve let's'ti. O zaman arkadaşlar direkt cevabımız ne oldu burada? Bursa. Çünkü diğer şıklarımızda herhangi bir suggestion gerektiren bir yapı yok. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde sizlerle görüşmek üzere.